Onun da çantaş kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye kalkarak gitti biliyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Başbakan'ın bu sözlerini meclis gündemine taşıdı. CHP'li Orhan Erdoğan'a, sen şantajı nereden biliyorsun yoksa kaset arşivin mi var diye sordu. Alet ettiğini görüyorum, inanamıyorum. Umut Orhan, Erdoğan'ın iddialarıyla ilgili hazırladığı soru önergesinde önemli tespitlere yer verdi. Orhan, ilk olarak Başbakan'ı kasetler üzerinden siyasi rant elde etmekle suçladı. Kendi eşiyle değil ya, buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başbakan'ın o kasetleri miting meydanlarına taşıdığını hatırlattı. Orhan, Erdoğan'ı kızdıracak o önergesine ise kendisine bakanları, danışmanları, milletvekillerini kapsayan bir kaset arşivi kurmuş mudur sorusuyla başladı. Erdoğan iktidarı gerçekten artık yok olmaya mahkum olmuştur. CHP'li Umut Orhan, Cumhurbaşkanı ve muhalefet liderlerinin de dinlendiğini iddia etti. Umut Orhan, elinizde daha sonra kullanmak için sakladığınız hangi tape ve kasetler var diye sordu. Orhan, Cumhurbaşkanı'nın ben de dinlenmiş olabilirim açıklamasında hedefin Erdoğan olduğunu iddia etti. Benimle ilgili de ihtimal dışı diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı son olarak yasa dışı dinlemelerle bürokratların fişlenip fişlenmediğini sordu. Erdoğan, 30 yıldır birlikte siyaset yaptığı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i memleketi Ordu'da eleştirmişti. Erdoğan'ın şantajla konuşturuyorlar iddiasına siyasetçiler tepki gösterdi. O isimlerden biri de AK Parti'den istifa eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Çok talihsiz bir ifade olarak görüyorum. Sayın Başbakan o zaman kimin hakkında ne var ne yok, kendisi hakkında da ne var ne yok onları galiba biliyor.